Üretil. Sana Alkuş Rehaca ile ilgili söylediklerimin yalan olduğunu bir daha söylemeyeceksin. Bak şu fotoğrafa bak. Alkuş Rehaca senin gerçek baban değil. Ritik ne söylerse söylesin. Ne yaparsa yapsın. Ona bu fotoğrafı göstereceğim. Gerçeği ortaya çıkaracağım. Ritik. Şivanya, ne düşündün? Kararın ne? Bana ve sevdiklerime güvenecek misin? Cevap vermen neden bu kadar uzun sürdü? Aile üyelerime güvenecek misin? Şivanya. Senin yerine gözlerin cevap verdi. Ama yine de senin söylemeni istiyorum. Söyle bana. Onlara güvenecek misin Şivanya? Ritik, istiyorum ki ben... Ritik, ben bir şeyi anlamadım. Az önce saç kurutucumu çalıştırdığımda yandı. Buradaki düğmeler ne zaman açık ne zaman kapalı çok karışık. Sadece insanlar değil, buranın her şeyi karışık. Niye burada her şeyi çok zor? Açık olması gereken kapalı, kapalı olması gerekiyor. Çok haklısın. Açık olması gereken kapalı ve kapalı olması gereken açık. Yurt dışından geldiğin için farkı görüyorsun. Ama bir çift birlikteyken üçüncü bir şahıs gelirse ona yurt dışında da burada da fazlalık denir. Değil mi Mayur? Ben kocamla bir şey konuşuyordum. Senin yaşadığın soruna gelince, bu evde bir sürü hizmetçi var. Birini yanına gönderirim. Ritik, seninle önemli bir konuda konuşmak istiyorum. Ama üçüncü bir şahsın önünde değil. Hadi gidelim. Bu garip koku da ne böyle? Can düşmanımız. Demek yeni düşman o. Şivanya'ya gizlice saldıran o. Şivanya onun yüzünden bu halde. Ama o nereden geldi? Bu tüyü pedere götüreyim. O düşmanın kim olduğunu ve şeklini söyleyecektir. Al bakalım kocanı seni yılan. Ama bir gün onu elinden alacağım ve... seni kovacağım. Bu yabancı seni şahsen öldürecek. O gün yakında gelecek. Sadece o günü bekle. Sadece o günü. Çok yakında gelecek. Evet Ritik,
Burada kalmaya karar verdim. Ben sana inanıyorum. Güvenle ilgili sorunlarımız oldu, evet. Lütfen beni affet. Sana güvenimi nasıl kaybettim bilmiyorum. Bu benim hatam. Artık sana inancım kaybolmayacak. Ben sana çok inanıyorum Ritik. Sen de bana inanıyor musun? Kendimden bilirim çok. Seni seviyorum. Biliyorum. Şartlar yüzünden çok acı çektin. Ama her şeyi iyi niyetle yaptın. Şivanya, bana zarar veremeyeceğini biliyorum. Benim için korkuyorsun. Zayıf olduğumu biliyorum. Ama bu birinin beni kolayca yenebileceğini göstermez. Buradaki hava bile zehirli. Fırtına gelmeden kendini göstermiyor. Ve gittiğinde de şartlar değişiyor. Lafı uzatmayacağım Riti. Sana kanıtlayacağım. Baban senin baş düşmanın. Yine mi bu? Sen inancın değerini biliyor musun? Bana karşı bir şey desen bu umurumda olmaz bile. Sana bir şey dediysem beni sorgulama. Benim sözlerime inanmalısın. Yoksa güvenimiz uçup gider şey. Biliyorum. Birbirimize güvenirsek sorun olmaz. Tek istediğim bir şans. Tek bir şans. Son şansımı istiyorum Ritik. Babanın gerçek kimliğini kanıtlayacağım. Ben dönene kadar burada bekleyeceğine bana söz ver. Bana söz ver. Birazdan kanıtla geri döneceğim Ritik. Bana söz ver. Bekleyeceksin. Tamam. Eğer bu kadar inatçıysan bekleyeceğim. Geri dönmeyeceğini biliyorum. Tıpkı babamın masumiyeti gibi. Bakalım nasıl kanıtlayacaksın. Lütfen beni bekle. Geleceğim. İyi ki geldin. Ben de sana geliyordum. Sana anlatacaklarım var. Harika bir plan buldum. O yılanı yok edecek. Plan mı? Sen böyle harıl harıl plan yapmakla meşgulken o yılan her planından kurtulacak. O kadın, yılan seni ayakta uyutuyordu. Mayuri, sınırını aş. Sen önce kendi sınırlarını bil. Şivanya bu fotoğrafı Riti'ye göstermek üzereydi. Eğer gösterseydi neler olurdu? Oğlun senin çizdiğin sınırları aşardı. Seni bu evden bir bahaneyle atardı. Şivanya çok akıllı. Bu fotoğrafı nasıl ele geçirmiş? O bir yılan, her yere girebilir. Biliyorum. Ama ne bildiğini bilmiyorum. Ankin'in, Riti'nin gerçek babası olmadığını öğrenmiş olabilir. Bütün ilişkinin yalan olduğu. Benim hakkımda ne biliyor acaba? Fotoğraf? Fotoğraf nerede? Şüphelerinde haklıydın Seşen. O evde tavus kuşu. O firavun faresinden daha güçlü bir düşman, daha yetenekli. Peder, Şivanya'nın canı tehlikede. Bu düşmanımızı yok etmeliyiz. O tavus kuşunu yakalamam lazım. Nerede olduğunu öğrenmem lazım. Sadece bir ipucu bulsam onu yok ederim. Canını alırım. Düşmanın ne kadar güçlü olduğunun bir önemi yok. Ben yıllarca bunun için eğitildim. Yıllarca aldığım bu eğitim onu öldürmeme yetecek gücü bana sağladı. O tavus kuşunsa ben de yılanım. Onu ısıracağım. Bekleyeceğim. Onun izini bulana kadar bekleyeceğim. Onu ortaya çıkarmanın bir yolunu biliyorum. Bana o yolu söyle Bilge. Yağmur. Sağanak yağmur. Ama bir sorun var. Yağmur yenidir. Yılın bu zamanında tek damla yağmaz. Yağacak Bilge. O zaman yağacak. Tavus kuşunu yakalayacaksak buraya fırtına getireceğim. Yağmur yağacak, şimşek çakacak.
o tavus kuşunun kimliğini herkesin önünde ifşa edeceğiz. Nerede? Bulamıyorum. Buraya koymuştum. Şivanya. Bunu mu arıyorsun söyle lütfen. Aradığın bu mu? Bu fotoğraf bugün bana eski günlerimi hatırlar. Şivanya, sen bu fotoğrafı nereden buldun? Anne, ben bunu konakta buldum. Konakta? Konağa ne zaman gittin? Anne, tören için gittiğimizde konakta bu kitabı buldum. Fotoğraf kitabın içindeydi. Ama daha sonra kitabın içine baktığımda fotoğrafı bulamamıştım. Şivanya, biliyor musun bu kimin fotoğrafı? Abim. Ve bu fotoğraftaki çocuğu tanıyor musun? Onu tanıdın mı? Ritik. Sen haklıydın. Ritik benim oğlum değil. Onu ben doğurmadım. Ama Ritik'i hep oğlum olarak kabul ettim. Gerçek annesi olup olmamam hiç umurumda değil. Ritik benim oğlum. O benim çocuğum. Ama anne, Ritik'in bundan hiç haberi yok. Sence de bunları Ritik'e anlatman gerekmez mi? Hayır. Hayır kızım. Bunu aklından bile geçirme. Sakın. Ben bu sırrı yıllardır özenle saklıyorum. Ritik'in benim oğlum olmadığını hiç kimselere söylemedim. Ama bugün bu gerçeği ilk kez sana söylüyorum. Sence neden? Çünkü sana çok güveniyorum. O Anguş Rehecan, biricik abimin açgözlülükle parasını almak için katletti. Ve Ritik o çok küçüktü. Ritik yapayalnız kalmıştı. Çünkü gerçek annesi de bu dünyadan göçmüştü. Onu öyle, o masum çocuğu öyle yalnız görmeye dayanamadım. Ben de Ritik'i oğlum olarak kabul ettim. Sevgimi verdim. Onu gururla büyüttüm. Ona bir şeyi asla hissettirmedim. Gerçek annesi olmadım ve Anguş Rehecan'ın da babası olmadım. O Anguş Rehecan insan bile değil. O bir şeytan. Şeytan. Evet Şivani. O bir şeytan. Bolluk, bu mallar, her şey Ritik'e ait. Anguş Rehecan hepsinin üstüne yatmak istedi. Bu yüzden Ritik'e gerçek babası olmadığını asla söylemek istemiyorum. Ayrıca Ritik'e eğer gerçeği söylersem, işte o zaman hem Ritik'i hem beni hiç acıtmadan öldürmekle tehdit etti o. Bunu yapar biliyorum. Ritik'i öldürürüm dedi. Anne, abinin hayatta olduğunu sana nasıl söyleyeyim? Bunu doğru zamanda söyleyeceğim. Eğer bunu şimdi söylersem yılan olduğumu anlarsın ve beni suçlarsın. Şivanya. Kızım, bana söz ver. Bu gerçeği kimseye anlatmayacağına söz ver. Ritik'e bilir. Yoksa bütün ailemi birden kaybederim. Her şey sona erer kızım. Bana söz ver kızım. Söz ver. Anne, söz veriyorum. Bunu kimseye söylemeyeceğim. Ve ayrıca Ritik'in hep yanında olduğu,
Onu hep destekledin. Zor günlerimde benim de yanımda olacak mısın? Ankush Reheca bizim hayatımızı değiştirdi. Ondan intikam almalıyız. Ha? Sen? Bana yardım eder misin? Merak etme anne. Ankush Reheca zaten benim düşmanım. Bu intikam benim, senin değil. Bugün ilk kez bir kayınvalide gelinine onu ne kadar çok sevdiğini söylüyor kızım. Filmlerde kayınvalideler gelinini aşağılamak için yalan der. Ama benim gelinim... Ama benim gelinim gerçekten zehirli bir yılan. Biliyorum Şivanya. Babama karşı bir kanıt getiremeyeceksin. O yüzden gelemezsin. Benimle nasıl yüzleşeceksin? Ama ben sözümü mutlaka tutacağım. Sen gelene kadar bekleyeceğim. Gelip yanıldığını itiraf edene kadar burada olacağım. Burada bekleyeceğim seni. Bu yağmur da nereden çıktı şimdi? Bu yağmur. Suyun bu düşüşü. Bu demek oluyor ki yağmur mevsimi başlamış. Biliyor musun? Ben yağmura bayılıyorum ve ne zaman yağmur yağsa benim içimde bir şeyler oluyor. Bütün gün sürekli dans etmek istiyorum. Sadece dans etmek. Ritiye nasıl gideyim? Ona ne anlatayım? Anneme fotoğrafı göstermeyeceğim diye söz verdim. Ritiye bu konuda bir şey anlatamam. Yoksa bu aile tamamen yok olur. Ritiye Ankush Reheca'dan bahsetmenin başka bir yolunu bulmalıyım. Neden? Neden bu yağmur bastırdı? Ritik bahçede beni bekliyor olmalı. Sözünden asla dönmez. Gidip onu alayım. Neler olacağını kim bilebilir ki? (Gülüyor)
Şivanya, Şivanya bekle. Şivanya. Ne oldu Şivanya? Neden ağlıyorsun? Yukarıda az önce gördüğün şey yüzünden. Senin için ne fark eder ki? Ancak birbirini seven insanlar eşlerini bir başkasıyla gördüklerinde üzülür. Ama sen beni sevmiyorsun. Biz arkadaşız. Neden üzülüyorsun? Söyle şu an. Cevap ver. Neden ağlıyorsun? Aşk yoksa bu yaşlar neden? Neden Şivanya? Çünkü ben seninle evlendim Ritik. Sonuçta senin karınım. Çift olarak evlilik yemini ettik biz. Bu yüzden üzülüyor. Her kadın buna üzülür. Demek sendin. Şivanya'ya sen saldırdın. Bir yılanı öldürmek istedin. Bense bu yağmuru sana tuzak olarak hazırladım. Bu yağmurda kimliğin ortaya çıkacak. Yağmur bütün yılanlara güç verir. Sen tavus kuşuysan ben de yılanım. Yılanım. Azıcık yağmur yağınca hemen kanatlarını aç. Bu bir yağmur değil, sana tuzaktı. Bir yılan gazabını göstermeye hazır olduğunda gök gürler. Ve senin gibi zayıf düşmanlarını yok eder. Bir fırtına gelecek ve tüylerin paramparça dökülecek. Sen korkacaksın ve ben kazanacağım. Senin gibi binlerce tavus kuşunu zehirleyebilirim. Seni bu korkunç yılandan kim kurtaracak? Sadece ısırmayı ya da dövüşmeyi mi biliyorsun? Ben bir tavus kuşu. Tüylerim çok güzel görünür ama pençelerim aldatıcıdır. Korkunç pençelerim binlerce yılana yeter. Elimden kurtulamayacaksın. Seni mahvedeceğim. Vay vay. Şu özgüvene bak. Küçük bir yağmur bile seni etkilerken bir yılanı nasıl yeneceksin? Benim ısırığım çok zehirlidir. Hadi ısır beni. Hadi ısır. Daha ısırığımı tatma. Sen de benim pençemi. Ateşimi. Sen ateşsen ben rüzgarım. Saldırılarını kovuşturmayı iyi biliyorum. Seni parmağımda oynatacağım. Şimdiden oynattım bile. Bu arada iyi dans ediyorsun. Daha gerçek dansımı görmedim. Ben dans ettiğimde senin kafan seni öyle bir çevireceğim ki tüylerin birbirine dolanacak.
Bakalım kim hayatta kalıyor, kim ölüyor? Evet. Birbirimizle evlendik. Sen karımsın, ben de kocanım. İşte senin görevin. Bana karşı olan karılık vazifelerini yapmaman, karılık vazifelerini yapman yerine bana olan duygularının, hislerinin farklı olmasını ister. Aramızdaki evliliğin akrabalık ilişkilerini aşıp aşkın özüne ulaşmasını isterdim. Birbirimize sevgiyle bağlansak, o zaman mutlu olurum. Gözyaşlarında gördüğüm aşkı, gözyaşlarından süzülen o aşkı kelimelere dökebilseydim, o zaman mutlu olurum. Sence neden? Çünkü şimdiye kadar kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim. Neden sağanak yağmurda beni terasta bekledin? Ya gelmeseydim? Ne yapacaktın? Bekleme. Sana seni bekleyeceğim diye söz verdim. Gelene kadar bekle. Ben ne kimsenin kalbini kırarım, ne sözümü bozarım. Seninle tanışana kadar aşkın ne olduğunu bilmiyordum. Kalbimde de, hayatımda da aşka yer yoktu. Şimdi hem aşka hem de sana yer var. Ama başka kimseye yer yok. Seni gördüğümden beri benim gözüme başka kimse görünmüyor. Terasta gördüğün o şey benim gözümde farklı. Gözlerim sadece sana dönük şıkırıyor. Her yerde seni arıyorlar onlar. Birini çok sevmek iyi bir şey değil, Ridik. Bazen senin aşkın beni çok korkutuyor. Ama ben seni benden uzaklaştıran öfkeyi, hiddeti ve nefreti, onları bile seviyorum. Sana yakın olmak için aşkın kendisine aşık ol. Bu aşk benim kontrolümde değil Şivayı. Beni affet. Sürekli beni düşünüyorsun. Beni çok seviyorsun. Ve ben babanla ilgili kötü şeyler söyledim. Kötü düşündüm. Beni affet. Ona karşı bir kanıtım yok Ridi. Beni affet. Ama fark ettim. Senden artık babamdan böyle şüphelenmemeni istiyorum lütfen. Şivanya, benden uzaklaşmanı istemiyorum. Bu yüzden sana kanıt getirmen için şans ver. Çünkü hiçbir kanıt olmadığını biliyorum. Nasıl getirecektim? Ama en azından fark ettim. Konu kapattım. Mayuri konusuna gelince çok güzel dans ediyor. Gerçekten, yani klasik Hint dansından biraz farklı bir dans. İstersen ondan birkaç figür öğrenebilirsin, ne dersin? Tekrar sinirlenmeye başladım. Şaka yapıyorum. Ben sadece seni seviyorum, başkasını değil. Ve gözüme senden başka hiç kimse görünmeyecek. Söz. Biliyorum, Ritik Mayuri'ye asla yaklaşmayacağım. Ama o niye Ritik'e yaklaşıyor? Yapmak istediği şey ne? Onunla konuşmanın zamanı geldi.
şu haline de bir bak yılan. Ne demiştin? Ben kırılgan mıymışım? Bak, benim kırılganlığım sana ne yaptı böyle? Tüylerim düşmezse bu senin için çok iyi olur. Bize sürekli yeniliyorsun ama sonra geri dönüyorsun. Bunun olması lazımdı yılan. Ben tavus kuşuyum. Yılanın en tehlikeli düşmanıyım. Mayuri az önce buradaydı. Nereye gitti? Düşmanın seni ele geçirdi. Hala ısırmak istiyor musun? Hadi ısır. Sen nasıl bir yılansın? Bana hiçbir şekilde zarar veremezsin. Anladın mı? Tanrı tavus kuşlarını size karşı kutsadı. Biz sizin zehrinizden etkilenmeyiz. Fare. Ben Firavun faresinden. Çok daha güçlü. Bir fareyi öldürdün diye beni öldüreceğini mi sandın? Beni öldürmeyi geçtim, beni yenme şansın bile yok senin. Senin gibi bir sürü yılan gelse bile dillerini göstermekten yorgun düşerler. Ama ısıramazlar. Benim bir hamlem sana yeter. Hadi öldür. Sen öldükten sonra da eyle. Ama benim ölümüm senin yenilgin olacak. Buraya bir şey için geldim. O şey benim elimde ve senden çok uzakta. Yılan kristal. Kristalin yerini sadece ben biliyorum. Bugün iyi bir bahane buldun. Kristal seni bugün için kurtardı. Yoksa öyle mi? Kristale ulaşmak için düşmanını bırakacak mısın? Bir yılanı öldürmeyecek misin? Kristale ulaşmak için seni gibi bir sürü yılanı affedebilir. Haklısın. Kristali almak için benim gibi yılanları affedersin. Ama sen çok çaresizsin. Bana dokunamazsın bile. Ve sen beni öldürmeyerek kendine ihanet ediyorsun. Eğer beni yanlışlıkla bile öldürürsen, ölümümün intikamını almak için bir sürü şekil değiştiren yılan gelir. Hadi bizden tek bir kişiyi yok etmeye çalış. O zaman sizi nesillerce katlederiz. Gerçek şeklimi görmek ister misin? Hadi şansını bir dene. Ya da hep böyle konuşmaya devam et. Böyle dövüşmeye devam et.
yakındalar. Çok yakındalar. Ayak seslerini duyuyor. Gölgelerini gördüğün anda 50 yıl geçecek. Geliyorlar. Onlar bu dünyadaki bütün tehlikelerden daha tehlikeliler. Korkudan daha korkunçlar. Bütün acılardan daha çok acı verirler. Geliyorlar. Binlerce yıllık Mahişmati kabilesi. O kabilenin insanları 50 yılda bir ortaya çıkar. İnsanlara saldırır ve onları öldürürler. Yılan kristalini ele geçirmek için her şeyi yapabilirler. Ölüm, öldürürler. Tehlike ve savaş yaklaşıyor. Daha önce kristali korumayı başarmışlar. Ama bu düşman çok tehlikeli. Mahişmati kabilesi ve acımasız süvarileri. Onları kim durduracak? Ama ben burada olacağım. Yılan kristalini ben kullanacağım. Başaracağım. O bize Tanrı'nın armağanı. Ve öyle kalır. Bütün pencereleri ve kapıları kapatarak yılan kristaline ulaşmalarını engelleyeceğim. Bir duvar dikerek içeri girmelerine izin vermeyeceğim. İnsanlar ve insanlık için kötülüğün uğursuz habercisi onlar. Buraya gelmeyi başarırlarsa insanlığa büyük zarar verir ve herkesi öldürür. Bu dünya ve evrenin tamamı onların gelişini korkuyla karşılayacak. Ve geldiklerinde gökyüzü kararacak. Umudun ışığı bir anda kaybolacak. Ve var olan tek şey karanlık olacak. Ve karanlığın içinde onların korkutucu gölgesi kalacak. Ey yılanların şu an. Yılan kristalini sana emanet ediyorum. Çünkü onu ancak sen koruyabilirsin. Bu bilgiyi oğluma da iletmeliyim. Yuvracımın hayatı tehlikede. Bunu ona anlatmalıyım. Mahişmatiler geliyor. Onlar geliyor. Mahişmatiler geliyor. Bunu prense söylemeliyim. Bu ne? Naka. Şekil değiştiren yılan kanı. Ne? Onu öldürdün mü? Yılanı öldürdün demek. Bravo, bravo. Aferin sana. Aferin. Söylediğini yaptın sonunda. Ondan kurtuldun değil mi? Umarım ondan tamamen kurtulmuşuzdur. En azından yılanların birinden kurtuldum. Çok akıllıydı. Şivanya'ya hep yardım ediyordu o. Ne zaman Şivanya başını derde soksa hep onu kurtarıyordu. Onun kurtarıcısı gibiydi. Neyse ki artık bir kurtarıcısı yok.
Artık şivanya yalnız kaldı. Bu savaşta tek başına mücadele etmek zorunda. Artık hem rengini hem insan şeklini kaybedecek. Bu ancak arkadaşlarını da öldürürsem olur. Şivanya'nın arkadaşı... Daha öldürmedim. Ne? O hala yaşıyor. Ne dedin? Onu öldürmedin mi? Neden? Neden onu öldürmedin? Yılanı görür görmez işini bitirecektin hani. Çok büyük konuşuyordun. Ne oldu? Sen de diğerleri gibi yalancısın. Guruma neden seni buraya gönderdi? Yılanı öldürmen için öyle değil mi? O zaman neden öldürmedin? Bunu yapacak gücün var mı? Yılan senden hala güçlü mü yoksa? Sen benim gücümü hayal bile edemezsin. Daha önce gazabımı da görmedin. Yılanın ne hale geldiğini de görmedin daha. Ayaklarının üstünde duramıyor. Sadece nefes alması için sağ bıraktı. Sadece öldü gibi bir şey. Yaşıyor denemez. Ölseydi o zaman. Yaşamasına niçin izin verdin? Yılan kristalini giden yolu öğrenmek istediğim için onu canlı tutuyorsun. Bildiğinden hiç şüphem yok. Hatta bana kristalin yerini bildiğini söyle. Ne? Bağırmaya devam edeceksen öldürebilirim. Vay vay vay. Yılanı hayatta bırakacak kadar akıllısın demek. Yılan kristalinin yerini söyledin mi bari? Çok uğraştım. Ama söyletmeyi beceremedim. İleride söyleyeceğinin de garantisi yok değil mi? Ya bize yalan söylersin? Bu yılanlar çok akıllı oluyorlar. Benden akıllı değil. Bir kişi. Sadece bir kişi bize kristalin yerini söyleyebilir. Ve ondan öğrenebiliriz. Guruma. Git o zaman. Sinirimi neden bozuyorsun ki? Tabii ki de gideceğim. Ama seni uyarıyorum. Çok dikkat et. Neden? Ritik'le beraber terastayken... Ritik'le ne işin vardı söylesene. Ondan uzak durmazsan yakalanırsın diye uyardım seni. Çok merak ediyor. Kim? Ritik mi? Senin gelinin Şivanya. Sana Ritik'ten uzak durmanı söylemiştim öyle değil mi? Ben öbür yılanla uğraşırken Şivanya beni aramak için terasa geldi. Nedense onun her şeyi bildiğini düşünüyorum. Kız çok uyanık. Eğer bir şeylerden şüphelenirse bizi yakalaması uzun sürmeyecektir. Kim o? Benim, Şivanya. Şivanya? Bunu al ve ayağındaki kadını izle. Geldim tatlım. Tamam mı? Merhaba. Anne, seninle konuşmam lazım. Anne, bu kız iyi biri değil. Korktuğum başıma geldi. Galiba doğruyu öğrendim. Ne oldu kızım? Anne, ben terasta Mayuri'nin gerçek yüzünü gördüm. Yağmurda Ritik'le dans ediyordu anne. Anlatamayacağım şeyler yapıyor. Söylemeye bile utanacağım şey. Ne dedin? Şivanya Mayuri mi? Mayuri? Sen bu eve misafir olarak geldin. Nasıl oğlumla gelinimin arasına girersin? Oğlumla saçma sapan şeyler yaşamaya utanmıyor musun sen? Hayır, artık bu evde kalamazsın. Burayı hemen terk. Git buradan dedim sana. Yürü. O kim biliyor musun? Kim o kız? O kız benim. O kız benim gelinim. Şivanya. O Ritik'in karısı. Ritik evli bir adam. Sen oğlumla bu söylenenleri yapmaya utanmıyor musun? Benim gelinim bir tanedir. Bu dünyada onun gibi başka bir gelin daha yoktur. Ve sen neler yaptın? Hayır, bu evde kalamazsın. Buradan hemen gideceksin.
kötü niyetli olduğun sürece bir daha bu eve asla giremeyeceksin. Duydun mu? Midemi bulandırıyorsun. Defol. Defol git bu evden. Hadi. Defol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.